Önce orada bir zemin oluşturursunuz. Onu da geçtim. O para politikasıyla beraber Türkiye'de enflasyonun temel ayağı, şimdi diyeceksiniz ki hani faiz artsaydı talep ama enflasyon maliyet enflasyonu. Bizde faiz duyarlılığı olan şeylerden biri de maliyet. O da şu yüzden, çünkü bizde maliyetler dövize bağlı. İthal mallarla üretim yapılıyor ya da ithal mal kullanımı yüksek. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın para politikası araçlarını kullanamıyor olması dövizi tutamadığı anlamına gelir. Yani maliyet kanalı üzerinden bakarsanız. Dolayısıyla maliyetler artmaya devam eder. Ne yaparsa yapsın hükümet de işte enflasyonu kontrol altına alamaz. En çok siyasi hasarı para politikasını önemsizleştirerek, politika faizini önemsizleştirerek aslında hükümet en büyük hasarı kendine verdi. Neden kendine verdi siyaseten? Çünkü bakın şu anda oy oranlarını işte kamuoyu yoklamalarında görüyoruz Didem Hanım, öyle ya da böyle. Geçtiğimiz sene bu zamanlarla bugün arasında AKP'nin kendi oy oranlarında kamuoyu yoklamalarında bile 10 puana yakın fark var. Yani 35'lerdeki 36'lardaki Adalet ve Kalkınma Partisi ve işte Milliyetçi Hareket Partisi toplamı 40 iken bugün 26-27'lere 28'lere inmiş durumda. Ki ben daha da aşağıda olduğunu tahmin ediyorum. Yani bu elimde bir veri olduğu için değil ama tahminim bu yönde. Şimdi demek ki şöyle bir kim görmüş oldu bu enflasyon artışından en büyük hasarı? Hükümet. Oy oranla siyaseten en büyük hasarı. Yoksa en büyük hasarı tabii ki biz gördük. Yani canımız burnumuzda geziyoruz artık bir senedir neredeyse. Ama siyaseten hükümet gördü. Şimdi buradan da dönemiyor. Yani enflasyonu kontrol altına almak için o para politikasına ihtiyacı var ama bir kere onu da önemsizleştirdi, artık yeniden önemli hale getirebilmesi çok kolay değil. Bu hükümetin de çok kolay değil. Bir de az önce de söyledim, siyaseten ben faiz indirdim demek için faiz indiren bir politikaya da oturdular. Yani bütün bunları üst üste getirdiğimiz zaman en büyük hasar şu anda vatandaşta, ondan sonra da hükümette aslında, ya yani da siyaseten AKP MHP ortaklığında.